Herkese merhaba, Onur Kemal Koç ben. Gençlerin kariyer, kültürel ve kişisel gelişimleri adına içerikler paylaşmaya devam ediyorum. Bugün iş arayan, staj arayan kardeşlerim için, abilerim için, yaşıtlarım için, ablalarım için fark etmiyor bir tavsiyem olacak. İş muhtaç değilken aranıyor. Muhtaç değilken aranması gerekiyor. Paraya ya da prestije ihtiyacınız olmadığı, zaten hali hazırdaki gelirinizin, prestijinizin, tatmininizin, hayat tatmini anlamından hem finansal tatmin olabilir hem bir şeyler başarma tatmini olabilir. Bunları sağlarken iş staj aramanız bence çok daha mantıklı. Çoğumuz, özellikle tecrübesi az olan genç kardeşlerim, mezun olunca şu tez dönemi geçince işe bakarım diyor. Ya da staj ararken şu dönem geçince staj aramaya başlarım. 3. sınıfa gelince staj aramaya başlarım. 4. sınıfın bilmem ne döneminde staj aramaya başlarım gibi bir psikolojiye giriyor. Ve sonra eğer işler iyi gitmezse, ki çoğunluğumuz için iyi gitmiyor. %99'umuz için bence iyi gitmeyecekti zaten. Hani öyle %1'lik belki %0.5'lik kısım başvurduğu ilana hemen dönüş alıyordur. Hemen onlarla görüşüyordur ve hemen önüne onu tatmin eden paketler geliyordur. Lakin onlar bile potansiyellerini kaçırıyor olabilirler. Yani siz bir anlaştınız, el sıkıştınız ve 4000 lira işe başladınız. Wow, müthiş, işte 4000 liraya kim işe başlıyor yeni mezunken gibi psikolojiyle geziniyorsunuz. Lakin hani 6000-7000 ile de başlayabilirken siz ona razı gelmiş oluyorsunuz. O da apayrı bir konu, şimdi psikoloji konularına çok girmeyelim. Ama şunu da söyleyebilirim, özellikle bunu çalışan kişiler de yapıyor bu hatayı. Tecrübesi olan kişiler de yapıyor. Sizin tam paraya ihtiyacınız olan dönemde artık 4-5 ay boş gezme lüksünüz olamayabiliyor. Hem finansal açıdan olamayabiliyor hem de CV'de iyi durmayacak korkusuyla. Hani sen o 4-5 ay iş bulamadın mı diye yarın bir gün bana sorarlar korkusuyla. En mantıklı görüneni, tam tatmin etmese de, hem iş tanımı olarak hem finansal anlamda tatmin etmese de, o seçeneği seçebiliyor. Onun için şu an siz bir iş staj aramayan bir kişiyseniz bile, ki bence hemen başlayın. Hazırlıkta, birinci sınıftasınız falan fark etmiyor. Zaten belki hazırlıkta, birinci sınıfta staj aramaya başlayacaksınız, bulamayacaksınız. Belli başlı tecrübeler edineceksiniz. O başarısızlıklardan öğreneceksiniz. Neyi daha iyi yapabileceğinizle ilgili kafa yoracaksınız. Belki ikinci, üçüncü sınıfta zaten o çalışmalar sayesinde anca bulabileceksiniz. Ama siz 2'de, 3'te başlarsanız buna, 4. sınıfta bile dımdızlak kalma şansınız olabiliyor. Yine aynı şekilde 4. sınıf boyunca iş aramayan, iş kovalamayan, baştan iş aramaya yönelik iş ağını genişletmeyen, yarın bir gün ben mezun olunca tak ulaşırım tarzı kontaklar elde etmeyen kişi maalesef benim gözümde çok çok yanlış yolda ilerliyor. Yine siz bir şirkette yıllardır çalışıyor olabilirsiniz. O şirketin sizi çıkarma durumunu düşünmek lazım. O şirketin kapanma durumunu düşünmek lazım. Birçok firma konkordato ilan ediyor. Yabancı bir şirketse o şirketin Türkiye'den çekilme durumu olabilir. Devletin bir regülasyonundan dolayı belli başlı şirketler, işte görüyoruz şimdi sosyal medya hesaplarının, sosyal medya şirketlerinin, başka içerik üretici şirketlerin falan yasaklanabileceğine dair söylentiler, spekülasyonlar hep gündeme geliyor. Gerçek de olabilir, olursa da şaşırmam açıkçası. Onlarda çalışan kişiler için de mesela bir anda beklenmedik bir durum olmuş olabiliyor bu. Onun için bence hali hazırda işler devam ederken, muhtaç değilken, tabii ki de aktif böyle saatlerce günde iş aramaktan bahsetmiyorum. Eğer hali hazırda bir stajınız ya da işiniz varsa, siz bence muhtaç olmadığınız noktada tam olarak ihtiyaçlarınız tama yakın şekilde karşılanıyorken bile bir seçenekler silsilesi, bir seçenekler demeti tutsanız elinizde bence çok daha iyi olabilir. Şu hatayı da yapıyor öğrenci kardeşlerim çok. Ben birebir de çok danışmanlık verdiğim için gözlemliyorum bunu. Bir staj yaptığı yer var. Orada çok memnun. Ondan çok memnunlar ve onun varsayımı şu şekilde: zaten beni çok büyük ihtimal burada işe alacaklar. Ben burada işe girmezsem eğer başka seçenekleri değerlendiririm. Hayır güzel kardeşim, özellikle senin mezuniyetine 3-4 ay kaldıysa, senin cebinde mutlaka o şirketin seni kabul etmediği noktada seçebileceğin ya da hızlandırabileceğin nitelikte fırsatlar olmalı. Eğer bu olmazsa, sen mezun olduktan sonra bir 3-4 ayda iş bulamazsan hemen psikolojin bozuluyor. Ailenin, çevrenin yorumları batmaya başlıyor. Sen kendinden biraz böyle utanır vaziyete geliyorsun. Niye geliyorsun bilmiyorum onunla, ama bence hiç gerek yok böyle bir psikolojiye. Hele ailenin durumu yeterince iyi değilse, sen böyle evde triplere giriyorsun. Ben ailemin parasını yiyorum, hala boşa gidiyor. İşte ben onlara destek olmam gerekirken onlar hala benim yükümlülüğümü hissediyorlar falan filan gibi triplere
yere giriyorsun ki zaten ailenin durumu kötüyse çok kötü bir durum. O zaman da hemen iş bulayım psikolojisiyle yanlış bir yerde işe başlıyorsun ya da doğru bir yerde yeteri kadar iyi paketle işe başlayamayabiliyorsun. Onun için şunu unutma, hemen bugün iş aramaya başlayabilirsin. İş ararken ben çok tavsiye veriyorum. Hani listeleri açıp iş başvurularına bakmak da bir yöntemdir. Ama LinkedIn üzerinden özellikle sizin uzmanlaşmaya çalıştığınız ya da uzman olduğunuz sektörde hangi firmalar var? Küçük orta ölçekli işletmeler özellikle genç kardeşlerim için her zaman öneriyorum. Onların böyle orada çalışanlar kimler? Bir bağınız var mı? Bir bağlantınız var mı? Ya da LinkedIn'den direkt onlarla nasıl bir bağlantı kurulur? Onlarla nasıl mesajlaşılır? Onlara nasıl sorular sorulur? Onlardan nasıl destek alınır? Onlardan nasıl mentorluk alınır? Onlardan nasıl sponsorluk alınır? Bunları böyle bir kursanız ve işinizden, stajınızdan memnunsanız bile daha iyisi var mı? Daha iyi sizi geliştirebilecek olan bir yer var mı? Bunlarla ilgili bir görüşmeye başlasanız en azından fikir de verebilir size. Belki siz 5000 liraya ayda net maaşla çalışıyorsunuz şu an ama sizin kalibrenizdeki bir kişi en az 7,5-8 bin lira kazanabilecek durumdayken belki de bırakıp geçersiniz. Tabii bırakıp geçmek öyle sadece yüksek maaşla olabilecek bir karar değil ama ben şu an beyin jimnastiği yaptığımız için böyle düz konuşuyorum. Zaten şu an herhangi bir kişiyseniz ve staj ve iş aramıyorsanız bence mutlaka aramanız lazım. Ha şuna saygı duyarım ama abi ben girişimcilik yolunda ilerliyorum ve halihazırda aktif bir şekilde girişimimin üzerine çalışıyorum derseniz anlarım şu an boşta olmanızı. Ama abi ben girişimcilik üzerine çalışıyorum bakalım inşallah mezun olunca girişimci olacağım. Aa yok öyle bir şey. Yani iş ve staj yapacaksın ya da gidip en güzeli bence git bir girişimcinin yanında ya da girişim olan bir şirkette ufak bir şirket olur büyük ihtimal. Staj yap gönüllü bir şekilde. Bu yapabiliyorsan yarı zamanlı çalışma yap parayla. Tecrübe kazan. Tecrübeden sonra yani sektörel tecrübeni kazan, iş alanını genişlet, o girişim nasıl kuruluyor, o girişim kültürü nasıl, girişim eleman nasıl bulunuyor, turnover yüksek mi, düşük mü, maaşlar nasıl, girişime ne kadar para gidiyor, ne kadar yatırım alınabiliyor, nasıl büyüyebiliyor, nasıl growth hacking yapılabiliyor, büyüme böyle, büyümek için faaliyetler yapılıyor, bunları görmen lazım. Onun için şu sözümü tekrarlıyorum, iş... Bu benim sözüm değil bu arada, yanlış anlaşılmasın. Benim de okuduğum videolardan dinlediğim, podcastlerden dinlediğim bir söz. Bana ait değil yani. İş, staj muhtaç değilken aranır. Onun için aktif olarak bağlantılardan da yararlanarak mutlaka alternatifleri elimizde tutmaya bakalım diyorum. Ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı, sorularınızı her zaman bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.